çekmek istersen buyur gel dedi. Biz de hızlı bir şekilde atladık geldik. İnşallah birazdan soracağız da burada ne oluyor, ne yapılıyor. Onun dışında biz de güzel görüntüler alacağız inşallah. Şu an Gökçel köyünde bir mısır silajına şahitlik ediyoruz. Bu arada mısır tarlasının içine girdim. Birazdan Yunus bize burada neler yaptıklarını baştan sona anlatacak. Bu güzel manzarayı görmenizi isterim. Hemen şöyle çeviriyorum. Yunus Emre merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Aradın, aynen. Tarladayım abi dedin. Mısır silajı. Evet. Bugün ne yapacağız burada? Çok kısa özetleyelim, ondan abi sonra zaten görüntü alacağız. Bunlar silajlık mısır diye ekiyoruz hayvanlar için. Yani insanlar nasıl turşu yapıyor kışın yemek için. Bu da yapıyoruz kışın bir sene boyunca hayvanlara yedirmek için. Mısırın koçanı ile birlikte komple zaten videoda izleyecek arkadaşlar. Zaten gidip sen şeyini de çekeceksin. Hı hı. Çiğnemesini, dökülmesini. Şimdi bu gördüğümüz normalde hani buradaki bir mısırı göstereceğim sana. Gel. Şu evet sen. Mısır bildiğimiz. Hı hı. Şey mısırı. Normalde haşladığımız, yediğimiz mısır. Aynen. Mısır. Bunu biz ama bu şey mısır olduğu için hibrit mısır. Hibrit mısır. Ne demek ki hibrit mısır? Hibrit mısır yani bunun tohumundan tohum elde edemez. Tohum elde edemez. İçin buradaki hasatı tamamen köydeki yani hayvanlarımız yemin maksatlı. Birazdan da zaten görüntüler alacağız. Traktörün başına da çıkacağız. Belki traktörü de kullanırız bu arada. Tamam, o zaman başlayalım. Başlayalım. Yeah.
Sen abine git abi. Bunu döktüğü yeri de gör. Evet, dökülen yeri de çekip gelelim olmadı. Dökülüp gelin siz. Hayvanlara mı dökülecek? Ha yok, bir böyle depo. Bir yığın yapıyoruz. Tamam, şimdi hemen. Yapılan hasatın depolandığı noktaya, köydeki evlerin oraya geldik. Burada depolama yapılıyor. Kışlık hayvanların yem ihtiyacı burada depolanıyor. Geriye dayıyorum.